mensuplarınızın bu ülkenin kaderinde ortaya koyduğunuz bu iradenin yanında olmak istiyorum dedi. Ben de kendisine çok teşekkür ettim ve bugün beraberiz. Gerçekten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, güç kattınız. Sağ olun, var olun Sayın Bakanım. Evet, İyiler ailesi büyüyor. Ve bu şiir, rahmetli Ecevit'in şiiri, açlar, toklar ve bu ülkeye duyulan borç üzerine, bireyin borcu üzerine, bizim dinimizin de bir, biliyorsunuz, emri var hepimize. Komşun açken sen tok uyuma. Komşun zordaysa sen keyif çatma. Komşun eziyet görüyorsa sen arkanı dönme. İşte o şiir aynı zamanda bu şiir. Feraset bu. İrfan bu. Kalp bu. Yürek bu. Tekrar teşekkür ediyorum. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerimin başında meclis gündemine gelecek ucube bir yasadan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz AK Parti iktidarı sendikal örgütlenmeye %2 barajı getirerek üye kaybı yaşayan yandaş sendikalarını kurtarmaya çalışıyor. Bunu yaparken de diğer sendika üyelerine adeta ikinci sınıf üye muamelesi yapmak istiyor. Bu düzenleme daha önce %1 olarak uygulanmak istenmiş ama sendikalar arasında eşitsizlik doğuracağı gerekçesiyle Danıştay tarafından iptal edilmişti. İktidar ise her zamanki hukuk tanımazlığıyla bu defa oranı %1'den %2'ye çıkararak yeniden getiriyor. Düzenlemeden yaklaşık 250 bin memurumuz etkilenecek. 188 sendika ve 9 konfederasyonun da faaliyetlerine devam etmesi mümkün olmayacak. Bundan sonra da yeni sendikaların kurulmasının önüne geçilmiş olacak. Ayrıca bugün bu çatının altında bütün siyasetçilerin tümünü katarak söylüyorum, sadece burayı değil. Yani bu Gazi Meclisimizin her bir mensubunun içinde sizin barajları direne direne o barajları aşma iradenizi en iyi anlayan, bunu en iyi içselleştiren kişi benim. Barajları da engelleri de elbette direnerek irademizle yıkacağız inşallah. Ayrıca sendika üyesi olması yasaklanan yaklaşık 1,5 milyon kamu görevlimiz de 706 liralık ödemeden mahrum kalacak. Ez cümle, yine buram buram insan odaklılık kokan AK Parti'ye yakışır bir ucube düzenleme ile karşı karşıyayız. Bu anlamsız düzenlemeye gerek komisyon üyelerimiz, gerek de milletvekillerimiz gereken tepkiyi verdi. Ancak milletimizin aleyhine olan her teklifte olduğu gibi bu teklif de maalesef Cumhur İttifakı çoğunluğu ile komisyondan geçirildi. Grup Başkan Vekilimiz Erhan Usta ile Adana Milletvekilimiz Sayın İsmail Koncuk, Konya Milletvekilimiz Sayın Fahrettin Yokuş Beyler konuyu takip ediyorlar. Bu hukuka açıkça aykırı ve sendikal örgütlenmeyi engelleyici teklifin kanunlaşmaması için İYİ Parti olarak genel kurulda da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Aziz milletim. Aziz milletim, daha önce söylemiştim, bugün de tekrar ediyorum. Bugün ülkemizde iktidar eliyle oluşturulan bir cumhuriyet kriziyle karşı karşıyayız.
Millet ile devlet arasındaki bağı koparanların, devletin sahipliğini milletin elinden almaya kalkanların, partili cumhurbaşkanlığı denilen ucube bir sistemle koskoca Türk devletini bir kişiye ve etrafındaki yandaş takımına amade edeceğini düşünenlerin sebep olduğu bu krizin sonuçlarını artık hayatımızın her alanında hissediyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan kerim devlet anlayışının yerini, milletini kimsesiz bırakan ucube bir yönetim anlayışının aldığına üzülerek şahit oluyoruz. Her çocuğun geleceği, her gencin umudu, her kadının güvencesi olan cumhuriyetimizi beğenmeyenlerin, çocuklarımızı açlığa, gençlerimizi mutsuzluğa, kadınları da endişeye mahkum ettiği bir kirli distopyayla mücadele ediyoruz. Bu öyle bir distopya ki artık 6 yaşında bir çocuk ile başlayan cümlelerin devamından korkar olduk. Çünkü ne yazık ki artık bu ülkede 6 yaşındaki çocuklar bir gün tecavüzün, bakın istismarın demiyorum, tecavüzün, bir başka gün de açlığın, şiddetin ve işkencenin konusu olabiliyor. Bu utancı bu ülkeye yaşatanlara yuh olsun, yazıklar olsun. Aziz milletim, biliyorsunuz birkaç gün önce Nur Elif yavrumuz kötü koşullarda yaşadığı ve aç bırakıldığı için hayatını kaybetti. Daha 6 yaşındaydı. Nur Elif'e bunları reva gören vicdansızları Allah'a ve hukuka havale ediyorum. Şimdi iktidar cenahından bazıları çıkıp utanmadan, zaten anne babası cezaevindeymiş, akrabaları kötü davranmış, her şeyden de iktidarı suçlamayın diyecekler. Her zaman olduğu gibi bu olay için de bizim ne suçumuz var ki diyecekler. Bu ülkede bir çocuk öldü, bir çocuk. Hem de açlıktan öldü, açlıktan. Hatırlıyor musunuz? Daha önce de çocuklarını doyuramadığı için, ısıtamadığı için kendini öldüren bir anne vardı bu ülkede. Gencecik bir kadın vardı. Hem de bu çocuk kötü bakıldığı için öldü. Soruyorum size, çocuklarımıza sahip çıkmak devleti yöneten iktidarın görevi değilse kimin görevidir? İşine geldiğinde Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır diyenler, işine gelmediğinde ölen daha 6 yaşında bir çocuğumuzun sorumluluğunu üzerinden atabilir mi? Atamaz. Eğer koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü kullanan bir iktidar çocuklarımızı koruyamıyorsa, insanlarımızı sahipsiz, kimsesiz bırakıyorsa ve üstüne üstlük mesuliyet almaktan da kaçıyorsa, ortalıkta ben ülke yönetiyorum diye gezemez. Kardeşim, siz bostan korkuluğu musunuz? Fakirliği, muhtaçlığı, açlığı bitiremeyecekseniz neden o makamları işgal ediyorsunuz? Sadece kendi zenginliğinizi sağlamak için mi oradasınız? Sadece yandaşlarınızı bu milletin cebinden çıkan paralarla zengin etmek için mi oralardasınız? O koltuklarda sarayda sefa sürüp şaşalı yemekler yemek, özel uçakla maça gidip gelmek için mi oturuyorsunuz? Sayın Erdoğan, her sıkıştığında bu konu siyasetin konusu değildir diyerek işin içinden sıyrılamazsın. Sana göre neyin siyasetin konusu olup olmadığı bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Engin birikiminin ve derin fikirlerinin cefasını zaten milletçe yıllardır çekiyoruz. Beni Eskişehir'deki Nur Elif ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Beni Van'daki Muharrem ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım.
beni Adana'daki Emine ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Sen bu memlekette varlık içinde yaşarken kestane ballarıyla, manda yoğurtlarıyla, Medine hurmalarıyla sefa sürerken, yokluktan, yoksulluktan ölen, açlığa mahkum ettiğin çocuklarımız için senden hesap soracağım. Bu kürsülerden defalarca gündeme getirmeme rağmen Rüzgar Gülü projemizi devreye almak yerine utanmadan yasaklattığın için senden hesap soracağım. Bunlar daha iyi günlerin. Milletimizle el ele verip siyasi rantı çocuklarımızın hayatına tercih eden bu kalpsizliğin, bu vicdansızlığın hesabını sana sandıkta soracağım. Hiç merak etme, çok az kaldı. Aziz milletim, Türkiye artık patolojik semptomlar gösteren tehlikeli bir zihniyet tarafından yönetiliyor. Maalesef empati, vicdan, sorumluluk bilinci gibi insani kavramlarla bağını tamamen koparmış sosyopat bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu bir gerçek. Nitekim bu gerçeği iktidar mensuplarının her hareketinde, her cümlesinde, her kelimesinde endişe verici bir sıklıkla görüyoruz. Beceriksizlikleriyle fakirleştirdikleri, asgari ücretlimizin, memurumuzun, emeklimizin maaşlarına yapmak zorunda oldukları düzenlemede bile bu gerçeğe şahit oluyoruz. Biliyorsunuz, son olarak Türkiye'nin en yakıcı meselelerinden biri olan EYT'li kardeşlerimizin durumuna ilişkin sorulan bir soruya EYT mi diye cevap veren Nebati Bakan birbirinden ciddiyetsiz açıklamalarına geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi. Çıktı hiç utanmadan, zerre sıkılmadan bu milletin gözünün içine baka baka asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir dedi. Yanlış duymadınız. Hak, bir haktan bahsediyoruz. Hak, hak. Hukuk bile değil, hak. Ve o hak için fakir fukaraya, ya lütuf ya adamın kafasında vermek bereket getirir. Aynen böyle dedi. Bu ne cürettir? Bu ne utanmazlıktır? Bu ne saygısızlıktır? Hayırdır Sayın Bakan? Hayırdır Sayın Bakan? Sadaka mı dağıtıyorsunuz? Lütufta mı bulunuyorsunuz? Kendinize gelin. Siz babanızın değil, milletin hazinesinin başında duruyorsunuz. Aile şirketinizde sosyal sorumluluk projesi yürütmüyorsunuz. Devlet yönetiyorsunuz, devlet. Yandaşlarınıza peşkeş çektiğiniz, Bay Kriz'e feda ettiğiniz ve batmaya mahkum ettiğiniz o hazinede kaç yetimin hakkı var biliyor musunuz? Paramızı pul ettiniz, yetmedi. Gücümüzü hiç ettiniz, yetmedi. İtibarımızı ağızlara sakız ettiniz, yine yetmedi. Şimdi de milletimizle dalga geçmeye mi başladınız? Eğer fındık kadar aklınız, incir çekirdeği kadar vicdanınız varsa, ki olduğunu zannetmiyorum, söylediklerime iyi kulak verin. Bu ülke sahipsiz değildir. Bu ülkenin sahibi aziz ve cefakar Türk milletidir. O yüzden haddinizi bilin. Cıvık cıvık açıklamalar yapıp bu milletin haysiyetiyle oynamayın. Vatandaşın sabrını da giderayak daha fazla zorlamayın. Ama madem hazineye bereket gelsin istiyorsunuz, o zaman size bu kürsüden hatırlatmak istiyorum. Yalanın olduğu yerde bereket olmaz. Hırsızlığın olduğu yerde bereket olmaz. Haksızlığın olduğu yerde bereket olmaz. Yolsuzluğun olduğu yerde bereket olmaz. Ahlaksızlığın olduğu yerde bereket olmaz.
6 yaşındaki çocukların evlendirildiği yerde bereket olmaz. Ez cümle. Sizin ayağınızı bastığınız hiçbir yerde bereket olmaz. Ot bitmez, ot bitmez. Çünkü çünkü milletimizin ütüldüğü kumar masalarında bereket bulunmaz. Değerli dava arkadaşlarım, bereket milletin olduğu yerde olur. Milletin kalbinin, vicdanının ve iradesinin dinlendiği yerde bereket olur. Millete rağmen değil, milletle beraber yol yürüyorsanız bereket olur. Ancak milletin sesinden, vicdanından ve iradesinden kaçanlar bu sözlerimizi elbette anlamazlar. Ülkemize cumhuriyet krizi yaşatanlar elbette bizi duymazlar. Kendi geleceği için Türkiye'nin geleceğiyle kumar oynayanlar elbette bizi dinlemezler. Neden biliyor musunuz? Çünkü onların asıl dertleri millet iradesini ülke yönetimine eksiksiz, tam ve belirgin bir şekilde yansıtan cumhuriyetle, cumhuriyetin kurucularıyla, cumhuriyetin banisi Atatürk'ümüzle. Çünkü onların asıl dertleri demokrasiyle. Çünkü demokrasilerde sözün sahibi millettir. Hakkın sahibi millettir. Devletin sahibi millettir. Ancak sözü de, hakkı da, devleti de kendilerinin malı bilenler bunu hazmedemezler. Çünkü demokrasilerde devletin ve milletin başında tek bir kuvvet vardır. O da millet iradesidir. Ama şahsi ikballerinin peşinden koşanlar millet iradesinin kuvvetinden korkarlar. Biz Türk milleti olarak demokrasi tarihimiz boyunca bu korkaklığın örneklerini çok gördük. Vesayet odaklarının oyunlarına, vesayete köle olanların tezgahlarına, millet iradesini bastırmaya çalışanların acizliğine çok tanık olduk. Demokrasimizi bir türlü içine sindiremeyenlerin hazımsızlığına çok şahit olduk. Hiçbirinde başarılı olamadılar. Hiçbirinde millet iradesini aşamadılar. Hiçbirinde kazanamadılar. Bu durumun en son örneği de bizzat AK Parti iktidarıdır. Hatırlayın, 31 Mart İstanbul seçimlerini düzmece yalanlarla iptal ettiler. Sandıkların güvenliğinden kendileri sorumluyken muhalefeti hile yapmakla suçladılar. Üzerinden 3,5 sene geçti. Tek bir kişi bile yargılanmadı. Kuyruklu yalanlarını destekleyecek tek bir delil bile bulunamadı. Ama siyasi tarihimize bu kara lekeyi sürenler utanmadılar, sıkılmadılar. Milletimizden bir özür bile dilemediler. Peki sonuçta ne oldu? Millet iradesini yok sayıp demokrasiye indirmeye çalıştıkları darbenin karşılığında İstanbul'u bir kere değil, tam iki kere kaybettiler. Belli ki hala daha akıllanmamışlar. Hala daha hezimeti hazmedememişler. Hala daha millet iradesini kabullenememişler. Hala daha demokrasiyi içselleştirememişler. Ve bu sefer de inan olsun, göreceksiniz, hep birlikte göreceğiz, Türkiye'yi kaybedecekler. Nitekim geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararıyla AK Parti iktidarının millet iradesini bastırmaya çalışan bir vesayet rejimi olduğu bir kez daha gözlerinin önüne serildi. Yargıyı demokrasiye karşı bir sopa olarak kullanan 28 Şubat zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olduğu bir kez daha açığa çıktı. Seçimle alamadıkları İstanbul'u, hatta düzelteyim,
seçimle alamayacakları İstanbul'u yargı yoluyla almak için yine bir rezilliğin peşine düştüler. Kadınlara sürtük demenin suç sayılmadığı bu ülkede İçişleri Bakanı'nın ahmak sözünü iade etmek suç sayıldı. Belediye başkanına ahmak demek meşru ama ahmak sözünü iade etmek suç sayıldı. Aslında Haziran ayında görülen davada yargı kararını vermişti. Kararın açıklanmasına 2 gün kala davanın hakimi değişti. Yani seçimleri iptal ettikleri gibi hakimi de iptal ettiler. Sonra da bu saçmalığa ceza verecek bir hakim bulmak için tüm Türkiye'yi taradılar. Ve sonunda AK Parti teşkilatıyla boy boy fotoğrafları olan bir hakimi davanın başına atadılar. Sonuç ortada. Planlı ve programlı bir şekilde siparişle çıkartılan absürt bir ceza kararı. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Bu karar Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gündemidir. Bu karar millet iradesine yapılmış vesayetçi bir müdahaledir. Bu karar Türk demokrasisine vurulmuş bir darbedir. Aziz milletim, iktidar mensupları sandıkta kaybettikleri İstanbul'u yargı gücünü kötüye kullanarak geri alma peşindeler. Yıllarca bedavadan seçim kazanmanın şımarıklığını yaşadılar. Ceketimi assam seçilirim şımarıklığını yaşadılar. Yıllarca milletimize maraba muamelesi yaptılar. Ya fakir fukaraya hak vermek bereket getirirmiş. Nasıl bir şuuraltıdır bu? Nasıl bir şuuraltıdır? Bakın bugüne kadar duyduğum en iğrenç söz bu benim. Nasıl bir kötü şuuraltıdır? Gerçekten psikiyatristler incelemelidir. Milleti nasıl görüyorlar? Milleti nasıl görüyorlar? Ama 2023 seçimleri yaklaştıkça kaybedeceklerini artık anlamaya başladılar. Milletin gözünden düştüklerini fark etmeye, milletin vereceği hükümden korkmaya başladılar. Milletin gözünden neden düştüler biliyor musunuz? Çünkü milletimiz AK Parti'ye mecbur olmadığını gördü. İstanbul'da gördü. Ankara'da gördü, Adana'da gördü, Antalya'da gördü, Hatay'da gördü. Millet İttifakı'nın kazandığı birçok şehirde bu gerçeği tüm çıplaklığıyla gördü. Kendisine hak ettiği gibi hizmet eden belediye başkanlarımızı gördükçe iktidarın tek derdinin kendi sefası olduğunu anladı. Mesela pandemi döneminde iktidarın yapamadığı sosyal yardımı İstanbul'da, Ankara'da ve daha birçok büyük şehirlerimizde ortaya koyan Millet İttifakı belediyelerini gördükçe AK Parti'nin vasatlığını gördü. Her türlü engellemeye, mobbinge, iftiraya ve tuzağa rağmen Ekrem Başkan da, Mansur Başkan da, diğer belediye başkanlarımız da olağanüstü çaba gösterdiler. Onların bu çabaları Millet İttifakı'na olan güveni arttırdı. Onların başarısı iktidarın yalanlarını çökertti. Onların çalışmaları korku senaryolarını boşa çıkarttı. Hani bunlar gelirse her şeyler gidecek, bunlar gelirse şöyle olacak, bunlar gelirse böyle olacak, sosyal yardımlar kesilecek gibi her türlü yalan propagandayı çökertti. Muhalefetin güçlenmesinde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının katkıları yok sayılamaz. İşte bu yüzden de onlardan çok korkuyorlar. Milletimizin onlara olan sevgisini kıskanıyorlar. Onların önünü kesmek için her türlü rezilliği de yapıyorlar. İşte tam da bu nedenle onlara uzanan elleri kırmak, değişime inanan herkesin boynunun borcudur. Ben de 14 Aralık'ta bu borcun gereğini yapmak için yola çıktım. İstanbullunun iradesine vurulmaya çalışılan darbeye karşı tıpkı 2019'daki gibi Ekrem kardeşimizle
omuz omuza durmaya gittim. Bundan 20 sene önce yaşadığı haksızlık karşısında nasıl Sayın Erdoğan'ın yanına koştuysam, bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum. Bundan 20 sene önce nasıl Emine Hanım'ın yanına koştuysam, Sayın Zahit Akman hatırlıyor musun? Gecenin birinde beni aradığını hatırlıyor musun? Kimseleri bulamamıştınız da bula bula beni bulmuştunuz, hatırlıyor musun? Ve ben sizin isteğinizi, ricanızı yerine getirmiştim. Ey Yeni Şafak'ın sahipleri, eviniz basıldığında, ki gece yarısı eviniz aramaya kalkışıldığında, bir operasyon yapıldığında kimseleri bulamamıştı avukatınız. Bula bula beni bulmuştu. Ben de oradaydım. Ya ey Akit, Akit'in, o devrin ismiyle Vakit'in sahipleri. 1999. Hatırlıyor musunuz, panik içinde Kocaeli'nden milletvekili adayı olan eski İçişleri Bakanı, Refah Yolun İçişleri Bakanı Meral Akşener'i panik içinde arayıp, abla ne olursun bizi bir gürültüyle ziyaret et, ne olursun bu fotoğrafı vermek lazım dediğinizde, seçimi bırakıp, seçim çalışmasını bırakıp İzmit'ten sizi ziyarete gelmiştim, hatırlıyor musunuz? Çağıra çağıra beni çağırmıştınız, kimseyi bulamamıştınız çünkü hepsi korkaktı. Ya nasıl Emine Hanım'ın yardımına koştuysam, yanına koştuysam, bu defa da Dilek kızımın yanına koştum. Bakın, Cihan Bey hatırlayacaktır, Salim Bey hatırlayacaktır, Ayfer Hanım hatırlayacaktır. Bir gün telefonum çaldı. Refah Partisi'ni kapatmak için dava açılmış. O MGK'da bulunan kişiyim ben. Telefon çaldı, rahmetli Şevket Kazan ağabeyim. Dedi ki, Meral kardeşim, hocam yanımda. İşte o iddianamenin içinde şunlar 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 var. Bunların doğru olmadığını sen biliyorsun. Seni şahit göstersek, tanık göstersek kabul eder misin? Allah şahit, bir lahza, bir an, bir saniye tereddüt etmedim. Derhal abi yazın ismimi, ne gerekiyorsa bildiklerimi söyleyeceğim dedim. Ya o zaman da Refah Partisi'nin kapatılmasının karşısında rahmetli Erbakan Hoca'nın yanında durdum. Ya şimdi bir başka şey daha var. Buradan saygıyla anıyorum. Rıza Akçalı, Nevzat Ercan ve Meral Akşener. Üçümüzün imzasıyla, üçümüz de genel başkan yardımcısıyız. Refah Partisi'nin kapatılmasına dair, yanlış bulduğumuza dair çok sert bir beyanda bulunduk. Altına imzalarımızı koyarak. Kulis bilgisi değildi. Bakın, kulis bilgisi değildi. Net altına imzamızı koyarak. Hem tazminat ödedik, hem de hakkımızda bir soruşturma açılması için dilekçe verildi. Biz korkmadık. Üçümüz de korkmadık. Tek tek olmuyorsa çoğunlukla gelin dedik. Ve o üç kişinin ağzından bugüne kadar da bunu duyan olmamıştır. Bizim için zorda kaldığımız zamanlarda, bırakın tazminat ödemeyi, kendi cebinden tazminat ödemeyi, evim basıldığında kimse yoktu. Evet, biz iyiler, cesurlar, sizler ve ben, biz zalimin karşısında, zulme uğrayanın yanında her zaman olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bakın,
Linç edilmeye çalışıldığında nasıl Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına koştuysam, bu defa da Ekrem İmamoğlu'nun yanına koştum. Bugüne kadar meydanı boş bulmanın şımarıklığı ile her istediklerini yaptılar. Bugün de hizmetleriyle milletin kalbini kazanan bir belediye başkanımızı hukuksuzluk yoluyla diskalifiye etmeye çalıştılar. Dün kendilerine yapılanları bugün Ekrem Başkan'a yapmaya kalkıştılar. Ama artık bu meydanın boş olmadığını Saraçhane'de gördüler. Bugün hedefleri Ekrem Başkan'dı. Bu yüzden İyi Parti olarak biz de amasız fakatsız onun yanındaydık. Bir saniye düşünmedik, bir dakika gecikmedik. Haberi alır almaz yola çıktık. Demokrasimizin sahipsiz olmadığını hatırlatmak için, İstanbulluların iradesinin çiğnenemeyeceğini aykırmak için, kaybetme korkusundan gözü dönenlere karşı dimdik durmak için Saraçhane'deydik. Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Kim ne derse desin, yarın da aynı yerde olmaya devam edeceğiz. Şayet bu kafa yarın da hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa, bu sefer de bir saniye düşünmeden, bir dakika gecikmeden onun yanında dimdik dururuz. Bugün nasıl ki saray sizinse, Saraçhane bizimdir dediysek, gerekirse Beştepe sizinse, Ankara bizimdir demeyi de çok iyi biliriz. Eğer ki onlar seçim kazanma uğruna tehdit gördüğü herkesi bertaraf etmeye ant içtiyse, biz de milletin sevgisini kazanmış herkesin yanında kaya gibi durmaya, Türk milletinin huzurunda ant içtik. Eğer ki onlar koltuklarını korumak için millet iradesini yok saymaya ant içtiyse, biz de cumhuriyetimizin izinde demokrasimize sahip çıkmaya Türk milletinin huzurunda ant içtik. Eğer ki onlar nefislerinin, enaniyetlerinin, hırslarının esiri, çıkarlarının esiri olmaya ant içtiyse, biz de milletin sesinin, taleplerinin ve tercihlerinin temsilcisi olmaya Türk milletinin huzurunda ant içtik. Değerli dava arkadaşlarım, belli ki bu duruşumuz birilerinin çok zoruna gidiyor. Sanki talimatı kendileri vermemiş gibi komplo teorileri üretiyorlar. Yargı operasyonları yetmezmiş gibi şimdi de algı operasyonları yapıyorlar. Kendi beceriksizliklerini gizlemek için bize çamur atıyorlar. Yalnız ben Sayın Erdoğan'a harbiden çok acıdım. Bu kadar ahmaklar sürüsünü yanına nasıl topladı? Ciddi söylüyorum. Silsile halinde. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki yargı doğru bir iş yaptı. Bakanımsı troller, milletvekilimsi troller, efendim akademisyenimsi troller ve gazetecimsi troller. Hayır diyor, operasyonu Meral Akşener yaptı. Sen neymişsin be Meral Akşener? Operasyonu. Ya. Evet, ne yapmışım? Aramışım, taramışım. Hakim değiştirmişim. Harika. Sonra hapis cezası verdirmişim. Sonrası hiç. Ve çok ilginç, Sayın Erdoğan'ın yani her şeyi kendim yapayım diye Türkiye'nin bütün her şeyinin içine tükürüldü. Bütün sistemin içine tükürüldü. Geldiğimiz noktada bir kamyon dolusu ahman elinde oyuncak bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Vallahi çok acıdım. Harbiden çok acıdım. Ya insan Cumhurbaşkanını takip eder.
Oh olsun biz yaptık der, o mertliği gösterir, o cesurluğu gösterir. Sayın Erdoğan bunu söylüyor. Ama ve lakin yok, diğerleri diyor ki hayır, Meral Akşener yaptı. E başka bazı ahmaklar da buna inandı. Ha ha ha. Birileri rol yaptı, birileri inandı. Ya, milletin değişim isteği körelsin istiyorlar. Umutsuzluk hakim olsun istiyorlar. Millet dayanışma gösteremesin, herkes kendi derdine düşsün istiyorlar. Ama çok önemli bir gerçeği unutuyorlar. Hep söylerim, gerçeklerin mutlaka ortaya çıkmak gibi çok güzel bir huyu vardır. Buradan kendisini hatırlatmak istiyorum. Kendi derdine düşen sensin Sayın Erdoğan. Hele bu manzarayı görünce çok acil bir şekilde derdine çare bul. Korkuyorsun. Hem de o kadar çok korkuyorsun ki zamanında sana yapılanın, kendi yaşadığın haksızlığın, önüne konulan siyasi engelin bir benzerini yapacak kadar, yaptıracak kadar aciz durumdasın. Hatta Ekrem Başkan'a çektiğin operasyonu savunmak için 20 sene önce okuduğun şiirin suç olduğunu söyleyecek kadar paniklemiş haldesin. Yahu biz bu şiir okumanın suç olmadığını bağıra bağıra anlattık. Şimdi ne oldu? Kendi söylüyor suçmuş. Bize suç olmadığını söyledik. Ne edeceğiz şimdi? Ya ama sen hiç merak etme. Sen ne kadar korkaksan biz o kadar kararlıyız. Çünkü biz cesaretimizi milletimizden alıyoruz. Ve biliyoruz ki iyilerin görünmez orduları vardır. Bu yüzden milletin iradesine cesaretle sahip çıkacağız. Milletin sandıkta emanet ettiği iradeyi ucuz numaralara kurban ettirmeyeceğiz. Siz çökmeye alışmışsınız. Ama biz buradayken İstanbul'a çökmenize asla izin vermeyeceğiz. Size göre demokrasi bir araç olabilir. Ama bize göre demokrasi Türk devletinin varlığı, Türk milletinin huzuru için vazgeçilmez bir araçtır. Vazgeçilmez bir amaçtır. Çünkü biz kalbimizde şahısların ve zümrelerin tahakkümünü taşıyanlardan değiliz. Bir grup siyaset esnafının çizdiği rotayı sözüm ona demokrasi diye pazarlayanlardan da değiliz. Kendi siyasi ikbalimiz için demokrasiyi aparat yapanlardan da değiliz. Makam mevki için gözü dönenlerden ise hiç değiliz. Çünkü bize göre demokrasi bir tercih değil, bir mecburiyettir. Bu yüzden de demokrasiden taviz vermek bizim siyaset anlayışımıza aykırıdır. Ama kimse merak etmesin. Nasıl ki tarih boyunca yapılan her zorbalığın, her haksızlığın, her adaletsizliğin karşısında dimdik duracak babayiğitler olmuşsa, bugün de millet iradesinin üzerinde vesayet kuran bu firavun iktidarını yıkacak Musalar da elbette var, onlar da buradadır. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diye haykıracak cesurlar da elbette var ve buradadırlar. Yeter söz milletindir diyerek itiraz edecek asil yürekler de elbette var ve buradadırlar. Sağ olasınız, Allah razı olsun. Ben de kaya gibi buradayım. Şunu asla unutmayın. Milletten koparak siyaset yapmaya çalışanların ortak özelliği en nihayetinde milletin verdiği cezaya mahkum olmalarıdır. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar, ilk sözü de son sözü de millet söyler. Bu dün de böyle olmuştur, bugün de, yarın da elbette böyle olacaktır. Çünkü büyük Türk milleti iradesi yok sayanı yok sayar. Oyuna ipotek koyanı yok sayar. Sabrını sınayanı yok sayar. Haklı itirazını bastırmaya çalışanı yok sayar. Umuduna ve hürriyet aşkına gölge düşürmeye çalışanı yok sayar. Kendi fikrini hukuk sananlara da, kendine göre bir devlet hayal edenlere de, baktığı dev aynasını milletin gönül penceresi zannedenlere de sandıkta gereken cevabı verir.
Dün de vermiştir, bugün de, yarın da elbette verecektir. İşte bu yüzden tek bir kişiye bağlı sistemler çöker, demokrasiler ise yaşar. İşte bu yüzden tek bir kişiye bağlı sistemler fakirleştirir, demokrasiler ise zenginleştirir. İşte bu yüzden tek bir kişiye bağlı sistemler istibdadı getirir, demokrasiler ise hürriyeti yaşatır. İşte bu yüzden Türkiye'nin zenginliğe, mutluluğa ve huzura kavuşmasının garantisi güçlendirilmiş parlamenter sistemdedir. Türkiye'nin kurtuluşunun anahtarı budur. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olması için tek yol budur. Vatandaşının ne söylediğinden, ne düşündüğünden, kime oy verdiğinden, kimi sevdiğinden korkmayan, kendine ve milletine güvenen bir yönetim anlayışı güçlendirilmiş parlamenter sistem ile mümkündür. İstisnaların değil, kuralların olduğu, imtiyazların değil, hukukun işlediği, torpilin değil, liyakatin gözetildiği, adamına göre değil, milletimize göre kurulan adil bir düzen, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile mümkündür. Ekonominin yarattığı tahribatın giderilmesi, yasakların yerine özgürlüğün konuşulması, toplumsal yaralarımızın iyileşmesi, zorbalığın yerini adalete bırakması, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile mümkündür. Değerli dava arkadaşlarım, önce şahsım, önce koltuğum diyenlere inat. İyi Parti olarak biz önce millet, önce memleket demeye inatla devam edeceğiz. Kara tipiye, borana göğüs gereceğiz. İftiraları, yalanları, dümenleri boşa çıkartacağız. Karşımıza diktikleri her türlü engeli birer birer aşacağız. Ve 2023'te milletimizle birlikte öyle bir tarih yazacağız ki 1923'te kavuştuğumuz bayram havası memleketimize yeniden yayılacak. 2023'te sandık geldiğinde öyle bir kazanacağız ki 1950'deki Demokrat Parti'nin seçim zaferinin mutluluğunu yeniden yaşayacağız. 2023'te sandıklar açıldığında öyle bir başaracağız ki 27 Mayıs 1960'ta millet iradesine ket vuranlara karşı 1965'te iktidara gelen rahmetli Süleyman Demirel'in gür sesi yeniden duyulacak. 2023'te öyle bir iktidara geleceğiz ki 12 Mart 1971 muhtırasıyla demokrasiyle bağımızı kesmek isteyenlere karşı milletimizin cevabı daha iyi anlaşılacak. 1973 seçimlerinde rahmetli Ecevit'le rahmetli Erbakan'ın sandığa yansıyan gücü yeniden hatırlanacak. 2023 seçimlerinde milletimiz öyle bir ders verecek ki 1980'de demokrasi askıya alan darbecilerin bugünkü ruh ikizleri aynı 1983'te rahmetli Özal'ın tek başına iktidara geldiği gün gibi yeniden üzülecek. Onlar üzülecek ama 85 milyon artık hep birlikte sevinecek. Hep birlikte gülecek, hep birlikte konuşacak, hep birlikte kazanacak. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. İşte bu yüzden bugün vakit umutsuzluk vakti değildir. Vakit artık mücadele etme vaktidir. Milletimize yaşatılan haksızlıkların hesabını sorma vaktidir. Sahipsiz bırakılanlara sahip çıkma vaktidir. Tüm ucuz oyunları bozma vaktidir. Maskeli baloları dağıtma, kumar masalarını devirme vaktidir. Dahili ve harici betahlara karşı dimdik durma vaktidir. Millet iradesinin kutlu sancağını mavi göklere kaldırma vaktidir. Yenilgi büyüyen zaferlerden bizzatihi zaferlere geçme vaktidir. Sandıkları patlatıp güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi inşa etme vaktidir. Sandık ufukta belirdi. Hakkın vaat ettiği günler artık doğdu. Vakit bugünlerin hakkını verme vaktidir. Vakit iktidar vaktidir. Vakit iyilerin vaktidir. Emin olun çok az kaldı. Toplantımızı şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz Sayın Genel Başkanım.